Yemek Sepeti'nin desteğiyle hazırladığımız Ortaya Karışık'tan herkese merhabalar. Ben Alp Özgen, Orhan Uluca ile karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi ve yine Everything Little Little Into the Middle yapacağız. Bu hafta ligler oynanmadığı için sezonların şu ana kadarki enlerini konuşacağız. Ve başlangıçta da... Mercimeği kırdık. Mercimeği kırdık ve artık ben bir devrim yaptım. En favori çorbalarımdan. İşkembe çorbasıyla başlıyoruz. Şimdi ben sakatatın her türlüsünü çok beğendiğim için, yani işkembe, tuzlama, beyran, efendim kokoreç. İşte ben onlarcı değilim. Sen değilim. Çok o tarzı. Evet. Ama hani böyle gece eğlenmeye çıktığın zaman bir en son gidilir ya. Kendine gelmek için. Kendine gelmek için. O muhabbeti çok severim. Hep o işkembe üzerinden döner. Aynen. İşkembe ile ilgili söyleyebileceğim tek olumlu şey bu benim için. Ben de o kadar severim ki sabah kahvaltıda bile ben işkembeyi içebilirim. Heyecanlandı ya. Yıllar. Müşra sen arada bir mercimek getir. İki katına çıktı enerjisi. Mercimek devrimini kırdık burada. Tabii olmazsa olmazı sarımsaktır bu işin. Yani bu hatta bazı arkadaşlarım bende dalga geçer. Sarımsağın içine çorba koyuyorsun sen diye. O kadar çok sarımsak atarım. Bundesliga ile başlayacağız. Enleri sezonun şu anki bölümüne kadar konuşuyoruz. Aslında bu biraz da keyifli olacak bence. Çünkü sezon sonunda ne kadar yanılıp ne kadar yanılmadığımızı da görebiliriz sezon sonu enlerini yaparken. Evet Orhan, burada hızlı hızlı ilerleyelim. Bundesliga'da sezonun oyuncusu, editör arkadaşlarımız adayları da çıkarttılar. Siz de yorumlarınızı yapın. Şimdi bayağı mutlaka bir tartışacağız burada da o yüzden. Tabii tartışmalar olacaktır. Siz de mutlaka kendi yorumlarınızı yapın. Mutlaka atladığımız şeyler de olabilir. Onu da peşinen söyleyelim. Christopher Nkunku, Lewandowski, Haaland. Yani şimdi ben Haaland'ı zaten başka bir kategoride değerlendireceğim için Haaland'ı ben bu sınıfa sokmam. Tam tersi hatta senin hayal için. Hayal kırıklığı benim için Haaland. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Şimdi Kemal ve Mert, onlar da suçlayacağınız insanları bilin arkadaşlar. Kemal ve Mert arkadaşlara. Çünkü burada Nkunku tartışmasız sezonun oyuncularından birisi. Lewandowski hiç tartışmasız. 31 gol oldu ya. Yani bence Lewandowski, Nkunku çıkış yapan alır. Lewandowski oyuncusunu alır mesela. Ama mesela Modest var. Bak çok konuşulmuyor. Muazzam. Çok konuşulmuyor. Grifo var. Aynen. Florian Wirtz sakatlanasıya kadar. Diaby. Diaby var. Schlotterbeck şeyde. Stach var. Anton Stach milli takıma seçildi. Mainz'da oynuyor keza. Bunlar da listeye girebilecek oyuncular. Keza aslında Hoffenheim çok parçalı bulutlu oldu yani. Her yerden bir çıkış yaptılar. Takımlara baktığın zaman bunları da söyleyebiliriz ama birisi Lewandowski olur herhalde. Gene 5. kez ya şey yaptı. Bence Lewandowski. 30 gol barajını geçti üst üste. Aynen. O kadar çok alıştırdı ki şey diyorsun, Nkunku diyesin geliyor. Yani sanki normal Lewandowski'nin yaptığı. Bu yani, da bir dezavantaj Lewandowski adına. Nkunku'yu başka kategoriye de sakladığım için Lewandowski'de hemfikiriz galiba. Evet Lewandowski. Lewandowski. Sezonun takımı Bayern Münih, Freiburg, Hoffenheim tercihlerini koymuş arkadaşlar. Ben burada hiç şüphem yok. Ben Freiburg koyarım. Ben de Freiburg. Çok net Freiburg koyarım. Burada öne çıkan ikimizin de şeyi Freiburg. Çünkü bu kadar çok oyuncu satıp bu kadar çok kadro erozyonuna girip de düşmemek olan hedefini ilk dört yarışına çevirmek. Ve her hafta ne zaman bu yarıştan düşecek diye herkesin merak ettiği bir takımın hala bu yarışın içinde olması. Mesela Christian Günther'i de burada koymak gerekir sezon oyuncularına. Yani gerçekten muazzam. Ama Grifo bir tık daha önde bence. Grifo şu an yani duran toplar zaten inanılmaz bir silah. Frikik dağıttı. Aynen. Normalde atıyor. Bir maç vardı ya ne 4 gol attı, 5 gol mü attılar hatırlıyor musun? 6 Gladbach. 6 attıkları maçta 4 ya da 5 tane duran top vardı. Sezonun genç oyuncusu Bellingham mı Wirtz mi? Diğerleri Schlotterbeck var, başka genç Şade oyuncu. Şade var. Var ya. Şade, Kevin Şade ama Şade. Çok az. Şimdi burada tartışmasız bence bu sene Florian Wirtz. %100. Sakatlandı. Evet. Zaten Leverkusen'in de bence Atalanta karşısında elenmesine de sebebiyet verdi. Çok gol kaçırdılar. Kalan başta süreçte de büyük sıkıntı yaşayacaklar evet. Onlar. Sonunda hem Şik yok hem Wirtz yok. Kimpong da gitti. Florian Wirtz bence bu sene gösterdiği performansla bu yaşta çift haneli gol asiste ulaşmaya inanılmaz bir oyuncu. Artı kaptığı toplar, asist öncesi, topsuz oyunda, asisti. Topsuz oyunda gösterdikleri. Bence Jude Bellingham maalesef o seviyede değil.
bu sene için söylüyorum. Fenerbahçe'nin arkasında kaldı. Musiala çok az süre aldı. Musiala aslında iyi oynuyor. Belki bundan sonra daha çok kendini gösterecek ama Florian Wirtz burada en çok öne çıkan. Adli de iyi işler yaptığı şeyde Leverkusen'de ya da diğer takımlarda da var böyle ama Florian Wirtz çok büyük oyuncu. Ya. Yani Wirtz burada, Bellingham burada, diğerleri burada. Tabii. Ben sana söyleyeyim. Peki sezonun teknik direktörü şu ana kadar, bunda da hemfikir olacağımızı düşünüyorum ama Nagelsmann, Sebastian Hoeneß ve Streich. Christian Streich mi diyeceksin? Ben Streich diyeceğim. Yani bu Freiburg. Tamam Christian yapmak... Streich diyelim ama herkesin umudunu kaybettiği, bazılarının geçen sene gönderilsin dediği Sebastian Hoeneß'in de Hoffenheim'le yaptığı iş takdire şayan. Büyük iş. Yani kesinlikle bence bu diğer büyüklerin bu kadar yerlerde süründüğü noktada yani baş altıları. Gladbach değil mi? Başta. Frankfurt, Gladbach, Wolfsburg. Aynen. Yani baktığın zaman Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi takımlarıydı bunlar. Bir Leverkusen iyi çıktı. Bir de teknik direktör değişimi sonrası tabii ki Leipzig toparladı. Aynen. Peki en iyi çıkış yapan oyuncu işte ben Nkunku burada Nkunku bu senenin bak kötü giden Leipzig dönemi dahil olmak üzere o dönemin de tek iyi ismiydi. Yani Şampiyonlar Ligi'nde de hiç durmadan attığı şey diyorduk onun için 55 milyon euroyla milli olamamış en pahalı oyuncu diyorduk. Fransa milli takımına da seçildi böylece. Seçildi o da, evet. Dolayısıyla Christopher Nkunku inanılmaz bir kariyer sıçraması yaptı. Bu senenin en çok çıkış yapan oyuncusu ama buna ben Anthony Modeste'i de eklemek istedim. Gerçekten eski Modeste bir daha döndü. Aynen. İkinci bahar yaşıyor ya resmen. Evet. Sezonun en iyi transferi. Çok iyi transfer Andrić. Net Andrić. Bak ben... Leverkusen'in bu sezon ya zaten çok iyi takım tamam Leverkusen ama o oyunun üstüne ya oyunun iki yönünü oynayabilen belki de bütün kadroda yegane oyunculardan bir tabii tanesi. Canım. Eksik parçaydı. Aynen. Takımın Leverkusen gibi genç pozitif oynayan bir futbola böyle bir karakter koydu. Hem de frikik golü attı Dortmund maçında. Kafa golü attı. Yani ya, Avrupa'da yaptıkları var ya ben Avrupa maçlarını anlattım. Muazzam. Şeyi de ekleyebiliriz. Tek başına aldığı evet, maçlar var. Transfer olarak kesinlikle Guardiola da ekleyebiliriz. Ha Guardiola. Leipzig'de hem üçlü savunmada hem şeyde çok iyi işçiler çıkardı. David Raum da iyi bir sezon. Pardon. Tabii ki ben David Raum der miyim diyebilirim. Çok iyi. Hoffenheim'de hatta sezonun oyuncularına da girebilir. Kesin. Yani Fürth'te de çift basamaklı asiste geldi. 20 asist yaptı ya. Toplamda 1,5 yılda. Ne demek ya 20 asist. Şey çok enteresandır. Onu alacağı zaman bak şöyle bir diyalog gerçekleşmiş. Şimdi inanılmaz iyi pas veriyor biliyorsunuz. Kenara geldiğinde çok iyi veriyor. Antrenman sahasındayken yukarıdan yönetim kurulundan işte sportif yönetim kurulu başkanı. O zaman Kroşke olabilir bilmiyorum. Davram demiş. At bakalım topu. Madem o kadar iyisin, milli doluyorsun bak falan demiş. Topu bir atıyor David Raum. Direkt şeyin odasına. Pencereden içeriye. Ciddi mi ya? Yani Fürth'te iyi çıkış yaptı. Bence bu senenin en iyi çıkış yapan oyunculardan birisi. Christopher Nkunku orayı tabii bir parçaladı gitti. Ama onun hemen arkasından en iyi transfere de David Raum'u yazarız. Veya ben Andrić'i yazıyorum, sen de David Raum diyorsun. David Raum diyelim, evet. Sezonun hayal kırıklığı transferi. Suat Serdar mı, Waldschmidt mi, Marcel Sabitzer mi? Waldschmidt ile Sabitzer arasında geliyorum. Suat Serdar'ın... Geçen Suat Serdar'a şey yapmışlar ya, garibime. Şöyle koymuşlar. Son 2-3 yılda, 2 yılda belki de değişen teknik direktörler. Piontek gibi oldu işte başına yani, gelen. Schalke artı artı. Schalke artı artı bir de. Schalke de geçen sene 4 tane geldi zaten 5 tane. 5. Bu sene geldi 9 teknik direktör ya. Yani bu durumda bir oyuncunun performans vermesi bir de sakatlık. Tabii. O yüzden ama ben Luka Waldschmidt mesela ya ne kadar güzeldi Freiburg'dayken. Mükemmel. Benfica gidiyor çok iyi ve neredeyse çok benim Waldschmidt, benim Sabitzer. Şöyle, beklentim çok yüksekti benim. Yani benim Bundesliga'da, hep seninle konuşurduk zaten, en underrated adamdır herhalde diye Bundesliga'da. Bu kadar iyi bir adamın, ben Bayern gibi bir işleyen sistem içinde ki fırsat geldi. Yani Goretzka sakatlandı, ondan sonra... Kimmich yoktu bir ara, onu yanına... Kimmich yoktu bir ara, yani sürekli fırsat geldi Sabitzer'e. Ne biliyor musun orada? Yaptığı hiçbir şeyi yapamadı ya. Bak en iyi yaptığı işlerin hiçbirini yapamadı. Ama toplamda bir uyumsuzluk şöyle var. Sabitzer enerjisi çok yüksek bir oyuncu. Çok deniyor, yüzde bazen pas hatası yapıyor. Bayern Münih öyle değil. Az dene, sıfır pas hatası yap.
Evet, Bayern'de o var. Sürekli top isteyen bir adamsan Bayern Münih'te kimmiş gibi olacaksın. Evet. Makine gibi. Makineyi bozdu o oynadığı zamanlarda. Olmadı. Yani olmadı. Leipzig gibi başaltı bir takımda oraya bir hakim olabilirsin. Oraya bir dominasyon koyuyor, böyle bir hakimiyet sergiliyor ortaya. Hı hı. Ama pas hataları Bayern Münih'in o çıkışlarında o yapabileceği bir şey değil. Bu mesela Leipzig'in ilk yıllarındaki futbolun mantalitesi şuydu. Topu kap, riskli de olsa dikine ver. Kaptırabilirsin, bir daha baskıyla al. Bu bir oyun felsefesi ve burada 10 pasın 3'e geçse başarılı sayıyorsun. Ama evet, şeyde Bayern Münih öyle değil. Geriden sakin ve %100 isabetle pasla gidersin, çıkarsın. Sabitzer geliyor, alıyor. Belki herkesin iki kere fazla basıyor ama o pas hatasını yaparsan Bayern Münih'e tutunamazsın. Benim gördüğüm o düzen gitmişti o geldiği andan itibaren. Yani o yüzden ona göre oynamayı öğrenecek. Ona göre farklı enerjisini iyi yerde kullanacak. Sabitzer'i böyle diyelim. Bence yine de bir şey oynadı ama Luka Waldschmidt hiçbir şey oynamadığı için. Sezonun hayal kırıklığı takımı Frankfurt, Hertha, Gladbach editörlerimizin tercihleri. Ben net Gladbach diyorum burada. Çok net Gladbach. Evet tabii Gladbach. Bir çıkış var ama... Yok, istediği kadar çıksın artık sezonun kalanında. Sezonun genel performansı bence skandal. Yani bir işte Bayern Münih'i kupada 5-0 yendiler. Ama onun dışında gerçekten çok... Yani şöyle bir şey, tamam kötü de Hertha Berlin de kötü değil mi çok ya? Kötü ama Hertha'nın bütün süreci kötü. Yani tamam, bütün yönetim süreci kötü. Bobic gelince bir beklentiye girdik ama dediğin gibi Gladbach... Max Eberl'i tüketti ya, Adi Hütter. Yani bir tık Gladbach. Max Eberl tükenmişlik sendromu yaşadı ya. Aslında Max Eberl'in tükenmiş olması da bunun kötüye giden sebeplerden doğru birisi. Doğru söylüyorsun. En basitinden büyük hatalar yaptı. Zakaria ile Max Eberl gibi Almanya'nın en iyi sportif direktörlerinden birisi olan adamın çoktan anlaşma yapması gerekiyordu. Ginter'le bunlarla anlaşma yapmadığı gibi şimdi belki göndermesi gereken oyuncuları göndermedi. Turan mutsuzdu, Plea mutsuzdu. Evet, Turan'ı mesela. Yani göndermedi ki hayal kırıklığı transfer şeylerini oyuncularına da başta yazarız yani Turan'ı da bu arada. Aynen öyle. Peki Serie A'ya geçeceğiz. Ara sıcağa geçeceğiz. Ara sıcakla devam ediyoruz. Ara sıcakta ıslama var. Tam bir ara sıcak. Tadında, evet, kararında. Mideyi doldurmayacak, tıkamayacak ama lezzeti arttıracak kıvamda bir ara sıcak bugün. Çok güzel gözüküyor. Aynen. Hemen o yüzden Serie A'yı bitirelim. ıslamaya geçelim. Sana vereceğiz sözü Serie A'da. Serie A'da sezonun oyuncusu Berardi, Immobile, Dusan Vlahovic. Açık ara Vlahovic tabii ki. Çok açık ara Vlahovic. Bu arada o kadar çok oyuncu var ki bu sezon. Yani bu listeyi böyle 20'ye kadar çıkartabilirsin. Yani Simeone'yi yazarsın. Kessié, Tonali. Tonali'yi kesin yazarsın. Brozovic'i yazabilirsin. Çok fazla adam var. Zaman zaman kaleci performansları ön plana çıktı. Manyan başta olmak üzere. Ama Vlahovic herkese Vlahovic burada. Zaten böyle bir performans gösterdiği için rekor transfere de imza attı. Ve hiç durmuyor yani. Sezonun takımı şu ana kadarki performansıyla. Buraya ben bir tane ekleyeceğim sana. Milan, Napoli, Sassuolo. Sen Sassuolo deme ihtimali çok yüksek senin. Tabii burada duygusal. Derim Sassuolo derim tabii ki. Dersin. Vallahi. Ya şöyle yapalım. Sassuolo'nun bir önceki sezon da iyiydi. Yani ondan önceki sezonlarda Serbi dönemi de çok iyiydi. Dolayısıyla hani sezonun takımı diyebilmek için belki bir ilk 4 falan yapması gerekir. Açık yani konuşmak bence gerekirse. Milan sezonun takımı. Ama şu an için neden Milan onu söyleyeyim. Milan çünkü gençlerle iş yaptı. Ve bu kadar sakatlıkla. Sakatlıkla. Acayip sakatlık yaşadı Milan yani. Yani sadece hücum bölgesinde bak akıllılık yaptı. Hücum bölgesinde bir deneyim yani bir anda 40 yaşındaki İbrahimovic ile Oliver Giroud ama onun dışında kalan her bölgesi bence çok iyiydi, dinamik, dinamizm vardı, şey vardı. Çok fazla kadro rotasyonuna girmek durumunda kaldı ama buna rağmen bugün liderse... Tabii, ya o kadar fazla sıkıntı yaşadığı dönemde bence muazzam yönetti. Şunu da söyleyeyim, Napoli de bu arada o sakatlıklar olmasa, çok fazla sakatlık oldu Napoli'de de. Yani bir ara biliyorsun, Osimhen gitti, cezalılar, sakatlıklar, şunlar, bunlar. Napoli'yi de biraz hani hakkını tabii, yedik o arada. Sezon başı performansı zaten çok iyiydi onların da. Sezonun genç oyuncusu Tonali, Vlahovic, Scamacca. Scamacca. Ya Vlahovic'i Vlahovic listeye koyuyorsan Vlahovic'in üzerine evet, koyamazsın. Ama Vlahovic'i çıkarsan... Çıkaralım. Ben Tonali derim, sen Scamacca dersin bence. Yok ki Scamacca
potansiyel vaat ediyor bana. Tonali, ben de Tonali derim. Değil mi? Son dönemde benim izlediğim maçlarda bir de iyi oynadı. Sen daha iyi bilirsin ama benim izlediğim maçlarda ben aşırı beğendiğim için ve Skamakka mesela bazen sonradan giriyor. Buraya Raspadori'yi de koyabilirsin. Milli takıma da taşınıyor. Başka oyuncuları da koyabilirsin. Frattesi de var. Ben yani hepsi soruları seçiyorum tabii ki bildiğiniz gibi. Yani Verona'dan da seç ya arada bir. Verona'dan da Verona çok, çok şey değil yani orta yaş şey takımı. Evet, yani ben 24-25 Barak Caprari, Giovanni Simeone hep orta yaş şeyler. Ama orada şeyi beğeniyorum. Ön libero var ya bir tane. Tames. Tames. Onu Kanada'da koyuyor bazen. Evet. Kanada'da. O 4 orta sahanın her yerinde oynar o. Aynen. Santrofor bile oynar gibi duruyor. Çok enerjik. Senle hemfikiriz o zaman Tonali konusunda. Tonali tabii tabii. Sezonun teknik direktörü Stefano Pioli, Spalletti, Tudor. Tudor diyorum. Tudor değil mi? Tudor diyorum. Üstelik çok iyi oynadığı çok maçı da hak ettiği halde alamadı. Alamadı. Yani özellikle başlarda daha sonra 2-0 öne geçip 3-0 öne geçip çok maçlar aldı. Maçlar buna rağmen yani aldığı Verona ile getirdiği Verona arasında iyileştirdiği oyuncular devreye inanılmaz bir fark var. Ben resmen şimdi Pioli de iş yaptı. Lider belli değil nerede bitireceği. Ben Pioli'yi koyuyorum bu arada. Ben çünkü bu kadar diyorum sakatlığı muazzam yönettiğini düşünüyorum. Doğru diyorsun. Bir yani bu kadar sakatlıkta Inter'in basıp gitmesi gereken bir şampiyonluk yarışında ayakta kalması ve şimdi Inter'in önüne geçmesi bence çok değerli. O anlamda Stefano Pioli diyorum. Ama Tudor'a da itiraz etmem tabii ki. Yani Tudor'da yani Tudor şu an izlemesi en zevkli iki takımdan birisini yarattı. Hiçbir şey olmasa futbol keyfi adına. Sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu Giovanni Simeone, Vlahovic, Rafa Leao. Yani şimdi çıkış yapan derken bir önceki sene ile bu sene arasındaki farktan bahsedeceğiz. Yani ben Simeone derim burada. Giovanni Simeone derim. Hatta sezon içerisinde bir çıkış yaptı Simeone. Yani evet, Tudor'la beraber. İlk 10 haftaya göre doğru. Ya Rafael Leao şimdi çok iyi bir sezon geçiriyor. Bu sezon oyuncularına da yazabiliriz bence. Ama Leao geçen sene, 2 yıl önce de iyiydi. Bırak geçen seneyi. Evet. Tabii ki yavaş yavaş çıkış yapıyor ama bir domine etmişliği yok hala da. Ya Simeone sıçradı ya. Simeone evet. Komple Verona takımı desek. O da doğru. Tudor'un etkisi işte az önce senin söylediğin gibi. Sezonun en iyi transferi, en efektif transferi sence kim? Abraham, Hakan, Ciro. Ciro olmaz. Yani oynadığı şey ama çok etki etti maçlara. Net büyük Abraham maçlara. Ya bu. Temi yani Abraham, Hakan Çalhanoğlu devam ettirebilseydi bence Hakan'dı. Sezon başı performansı. Sezon başı ama Abraham yok o zaman çok fazla. Abraham çok fazla, Temi Abraham direklere çok takıldı. 6-7 takıma tane çok takıldı. Yoksa ben onu şeydeyken bile çok seviyordum. Chris Wood'un arkasından Championship'ta gol kralında ikinci oldu. Chelsea hep diyordum yani oyuncuları harcıyor sürekli. Nasıl Salah De Bruyne'leri harcadığı gibi şeyleri. Temi Abraham'ı çok beğeniyorum. Çok doğru transfer olduğunu düşünüyorum. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Bugünden iki kat daha iyi olacak iki yıl sonra. Akıllı adam şimdiden çeker. Büyük takım için söylüyorum. Büyük takım oyuncusu olur. Doğru. Ama bir de Abraham'ın bu yaptıkları şeyde çok değerli. Roma gibi. Ya bakma Roma üreten bir takım değil yani. Ama bir şey çok, daha çok durağan bir takım yani. Her yere koyduk ama bence Juventus'a geldiği günden beri attığı gol sayılarına bakarak direkt Vlahovic de diyebiliriz ya. Buraya da koyabiliriz. Buraya da koyabiliriz yani. Tabii. Ama Temi Abraham bayağı bir iş yaptı. Aynen. Peki sezonun hayal kırıklığı transferi burada Arthur bizi kurtaracak sanki yine. Evet Arthur'dan başka diyebileceğimiz yani o kadar yüksek paralar dönmediği için yüksek beklentiler yani bu doğrudu. Bu paranın karşılığı kesinlikle bir değil. Performans yok. Zaten o para da çok tartışmalı bir para. Neyse oraya hiç girmeyelim. Değil mi? Prosedürü, işin içeriği. Sezonun hayal kırıklığı oyuncusu Romagnoli, Belotti, Dybala. Benim net Dybala. Neden diye sorarsan. Neden? Ya senin artık Ronaldo da gitti. Eskiden ne konuşuluyordu? Ronaldo'nun gölgesinde kaldığı için lider olamadı. Kaptanlık pazubandı da sende. Artık bu takımın net lideri olman lazım. Ama hiçbir zaman ben senden o net liderlik duruşunu ama da görmedim. Ama kadro ya kadro. Hı? Kadro. Ya kadro da abi Dybala da el almaz oynadığı o kadar çok maçlar var ki Dybala'nın da. Ya mesela geçen golünü gördün değil mi? Asiste kim yapıyor mesela? Vlahovic. Vlahovic'in gelmesiyle mesela. Klasik 9'un gelmesiyle evet, onun ilk maçta da performansı artacak tabii. Tabii ilk maçta da mesela yani Vlahovic geldikten sonraki ilk maçta da. Yani tamam, bu bir şey, kabul ediyorum ama hayal kırıklığı olarak mesela Belotti'den, ben şeyde de çok büyük hayal kırıklığı yaşadım Belotti'den, şampiyonada da.
milli takımda da, burada da, bu sene de. Belotti zaten şimdi biliyorsun artık sezon sonu ayrılacak takımdan ve eskisi gibi talibi yok. Yani eskiden acayip rakamlar veriliyordu. O zaman kulübü bırakmamıştı. Şimdi kulüp de pişman. Belotti de öyle hani üst düzey bir takıma gidebilecek tabii gibi durmuyor. Milan'la bakalım. Bazen anılıyor. Belki bir hava değişikliği bazen şöyle şey yapalım. Sezonun hayal kırıklığı takımı. Yani burada çok takım konuşulur. Ama ben şu sezonun bu zamana kadar olan kısmı baz alındığında sence kim? Bence Roma. Ben Roma olduğunu düşünüyorum. Ben neden Roma demiyorum biliyor musun? Benim zaten beklentim yoktu. Yani Jose Mourinho... Ya şimdi bu sezona harika başladılar ya. Benim kendi kişisel hayal kırıklığım... Juventus bir noktadan sonra transferlerle bir farklı bir periyot yaşayabilir. Ben mesela sevsem de çok bahaneleri de olsa çok fazla sakatlık olduğu gibi ben Atalanta'nın mesela benim beklediğimden Doğru. Katılıyorum. İnanılmaz iyi iş yapar. Bir de bırak eskiden yenilse de yense de bir hücumcu bir gol atamıyor, bir 0-0 bitiriyor. Doğru. Bir Sampdoria'yı 4-0 yeniyor. Roma'ya gidip 1-0 yeniliyor. Şu da çok tabii eleştirilmeli bence. Ya bir Duvan Zapata mısın sen sadece? Zapata sakatlandı. Atalanta'nın bütün kimliği gitti ya. Yani herkes aşağı çekti. Sadece bir oyuncuya da bağımlı olmaman lazım yani. Atalanta'ya ben bu arada kesin katılıyorum. Bir seviye yükselmesi de gerekir. Tabii. Atalanta'nın artık. Aynen. Yani iyi transferler, iyi paralar veriyor. Boga'yı aldı mesela örnek veriyorum. Evet. Yani para da harcıyor. Şeye göre. Kendi bütçe standartlarına göre para da harcıyor. Yok evet ben de Roma'dan ziyade Atalanta'yı daha fazla. Roma'dan beklentim bu kadar zaten. Bana sezon başı söylesen ben Roma'nın şu grafiğini çizerdim böyle. Eksiksiz yani. Olacak bu derdin. Gider, beşincilik yarışı yaparım. Tabii yani. Gider lideri yener. Üst üste iki tane alt takımı yenilir. Bir Mourinho gene söylenir. Hakemlere bahane bulur. Kavga eder. Böyle geçecek. Yönetimle kavga eder. Kadrom kötü der. Transfer yapmadılar der. Jose Mourinho yani yenildikçe dışarıdaki faktörleri büyütecek. Kendini oradan sıyırmaya çalışacak. Bak Roma derbiye var ya. Sevmiyor musun hocamı? Ya ben artık büyük takım hocası olduğunu düşünüyorum Jose Mourinho'nun. Old school kaçtığını düşünüyorsun. Çok fazla bahaneci, çok fazla. Şöyle bir şey daha iyi. Bak git derbi oynamadan derbiye bahane hazırladı. Doğru. Önden hazırladı. Önden hazırladı bahanesi. Doğru. O işte inanacaksın. Yani eskiden inanıyordu. Evet. Eskiden yaşlanınca böyle oluyorsun işte. Ya da sürekli yeni yanınca. O inancını kaybetmeyeceksin. Evet, Serie A'da noktalıyoruz. Süper Lig'e geçeceğiz ana yemekte. Ana yemekte devam ediyoruz. Ana yemekte Adana kebap. Yani anlatmaya gerek var mı? Bence hiç bir şey söylemeye gerek yok yani. İnsanlara. Zirve yemeklerden bir tanesi. Süper Lig'i konuşacağız ana yemekte. Şu ana kadarki enlerini. Sezonun oyuncusu sence kim Orhan? Vakayeme, Uğurcan, Kerem adaylar arasında. Ya üçü de hak ediyor bence. Üçü de çok enteresan ama... Ben Vakayeme diyorum. Vakayeme ve Uğurcan arasına bakarsak... Yani Vakayeme... Gerçekten Vakayeme. Evet. Sezonun takımı. İnanılmaz. Konuşulacak çok fazla sezonun bir şey takımı, burada yani. Sezonun takımı... Ne, Rize Spor diyormuş. Ne diyeceğiz yani? Sezonun takımı Trabzon. Sezonun açık ara takımı diyelim. Bunun başlığını değiştirelim. Sezonun açık ara en iyi takımı. Aynen öyle. Uzun zaman... Ama böyle bir dominasyon yok. Evet, şunu da söyleyelim. Konyaspor'u da tebrik edelim. Tabii. Yani yaptığı iş... Üstelik enteresan olan, acı olan şey şu yani. Mesela Ahmet Çalık'ı kaybettik hepimiz. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin tekrardan. Ve Ahmet Çalık'ın insan olarak zaten kaybı yeri doldurur olmaz ama... Ya da o üzüntü. Stoper olarak da eksikliğini çok büyük şekilde yaşadılar. Aşırı. Yani ondan sonraki süreçte... Trabzonspor mağlubiyetinde mesela çok ciddi o Adil'in yaptığı hatalar. Bir de böyle bir acı, bunun üzerine maçları oynamak, zorunda kalmak falan çok zor bir iştir gerçekten. O yüzden hem tebrik ediyoruz hem tekrardan geçmiş olsun diyoruz. Haber hem de helal olsun diyoruz yani sezon kipa sezonun genç oyuncusu. Bir şey daha söyleyeyim, devam edelim biraz daha. Şöyle yani Adana Demirspor ve Hatay Spor'da bence... Hatay'da var. Keyif veren takım. Başakşehir'in bir dönemki Emre Belözoğlu'nun takımı. Bunlar öne çıkan takımlardı. Keyif veren, keyifli. Zaman zaman Alanya'dan da ben keyif alıyorum açıkçası. Evet Alanya'da yani çok şey değiştirdi. Bülent Korkmaz öncesi başka, sonrası başka.
Sezonun genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler. Şimdi Arda tabii Kerem'i çok süre alamadı. Kerem'i artık çıkaralım genç oyuncu kategorisinden. 23 yaşında. Evet ama şöyle. Biz 23 yani yaş kurduk. Süper Lig deyince her ligin kendi yaş kategorisi var. Sen Bundesliga standartlarına gelirsen Türkiye'deki genç oyuncu bulaması yani çok fazla. Ama Yunus 21 yaşında. Benim için Yunus. Yunus Akgün. Çünkü... Ahmet Can'ı da ekleyelim buraya. Ahmet Can var. Ahmet Can. Arda Güler de kısa sürede muazzam işler yaptı ama biraz daha görmek lazım tabii. Yani şöyle hani bir Yunus kadar devamlılık sağlasa mesela Florian Wirtz için değil mi? Bunu söyleyebiliyoruz. Arda Güler evet. Çok fazla süre alamıyor şu anda. Tırnak içinde söylüyorum çünkü koruma altında kendisi. Korunduğu için biz Arda'yı izleyemiyoruz. Ferdi Kadıoğlu'nun da buraya hadi 23 yaş diyorsak o da 22 yaş 99 doğumlu. Evet. Yani Ferdi Kadıoğlu'nu da alabiliriz. Arda Güler dediğin gibi bir sükse yarattı. Yaşam 16. Çok heyecanlı. Şimdi 16 çok olup da... Hayhavers ışığı veriyor. Bak işte 16... Yani o yaş anlamında söylüyor. 16 olup da ligde de gol asist yapınca... Tabii. Avrupa'da da 1-2 çalınmalım yapınca direkt listeye girer abi. Girer. 2005 doğumlu çünkü. Aynen. Nazar değmesin. Yani ve şu an için en çok konuşturulan o oldu. Onun performans olarak bakarsak Yunus Akgün. Yunus. Kerem o kategoriye koymuyoruz. Kerem... Kerem'i başka yerde zaten şimdi konuşacağım ben. Sezonun teknik direktörü. Bu da herhalde Abdullah Avcı dışında tabii ki, tabii. Çok fazla konuşulacak. İlhan Palut da keza aynı tabii, Palut, yani. Aynı Konya'da konuştuğumuz gibi. Sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu. Ben işte buraya Kerem'i yazıyorum abi. Tabii ki Kerem. Yani, yani, çok net Kerem. Geçen sene biraz çıkış yaptı sonuna doğru abi, ama bu sezon bir anda genç oyuncudan, ilk 11 oyuncusundan, yıldız oyuncusundan sezonun en iyi oyuncusuna kadar bir yükseliş içerisinde aynen. Geçti. Ve şöyle söyleyeyim, çok acayip bir transfer yapacak Kerem bence. Yani şu son Barcelona, iki Barcelona maçıyla birlikte iyice artık zirveye çıktı. Sezonun en iyi transferi. Şimdi kimler var bakalım. Cornelius var. Kim var? Kim Min-jae var. Victor Nelson var. Victor Nelson var. Marek Hamsik olabilir. Ara transferi koyarsak Edin Visca da var. Evet, Marek Hamsik olabilir. Hamsik de var, doğru. Şu ana baktığında Marek Hamsik ile Nelson ve Kim. Hepsi çok iyi. Yani tabii Kim ve Nelson'un para edeceğini düşünürsek Cornelius da yani bayağı bir iyi. Ben ara transferdeki Edin Visca hamlesinin son dönemin en akıllı hamlesi olduğunu düşünüyorum. O kadar çok maç çözdü ki kilide giren. Sen çok daha fazla izliyorsun benden süper. Ama evet. Yani biraz... Çok fazla kilitlenen maçı çözen Visca olmadı mı? Doğru doğru. Evet, İkinci çok... yarıda. O devre arası transferi bence farklı bir kategoride. En iyi devre arası transferi. Yani. onun da başlığını şey yapalım. En iyi Fabian Ertz transferi. Fabian Ertz. Fabian Ertz biliyorsun bu işin peki, kralı. Peki sen yani. Karar verebiliyor musun? Nelson mu? Kim Min-jae mi senin için? Marek Hamsik derim Hamsik ya Hamsik. Performans olarak. Tamam. Yani Victor Nelson ve Kim Min-jae de çok 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 kaliteli. Çok beğendiğim ama sanırım bir damga vurdu ya Marek Hamsik. Şimdi yok diye 1-2 maçtır şey yapıyoruz ama evet. Çok büyük karakter koydu ortaya. Sezonun hayal kırıklığı transferi sence kim? Berisha Çıkıldao, Batshuayi adaylar arasında var. Max Meyer ne oldu ya? Ama yani Max Meyer geldiğinde zaten de beklenti hiç yoktu yani. Zaten bir defa belki bu dönem kalsa bak ne oldu şimdi? Mesela geçen hafta ya daha son lig maçında en iyi kim oynadı Fenerbahçe'de? Crespo. Yani teknik direktör değişimi, takımın iyi gitmesi her şeyi farklı gösteriyor. Max Meyer de 1-2 katkı yapabilirdi gitti garibim. Ama ondan beklenti hiç olmadığı için hayal kırıklığına saymıyoruz. Berisha 1. Benim için Berisha. Çıkaldao 2. Benim için bir Çıkaldao'dur. Neden para. Dersen 6,5 milyon euro büyük bir para. Daha fazlasını vermek durumunda yine. Berisha'ya da 5 verdi Fener değil mi? 5 verdi. Evet Berisha'da 5 aldı. O da iyiymiş. O da iyiydi canım. Abi ben şöyle... Çıkaldao daha çok katkı yapmıştır Berisha'dan ya. Tabii. Berisha bende müthiş hayal kırıklığı. Çünkü beklentim çok yüksekti Berisha'dan. Yani çok geldiği takım, geldiği ortam, oradaki istatistikleri... Valla ben sezon başında çok umut verdim Fenerbahçeli dostlara. Yalan yok. Ama bunun çok altında kaldı Berisha. Bana çok soran yakın arkadaşım oldu. Acayip bir transfer diyordum. Berisha bunun çok altında kaldı. Bu tabii takımla da alakalı bir durum. Peki sezonun hayal kırıklığı oyuncusu transferden bağımsız.
Buraya kimi koyarsın? Bu sezon en büyük hayal kırıklığı yaratan oyuncular arasında. Beklentilere yok canım. Beklentilere bakarsak Fenerbahçe'de Mesut Özil diyebilirsin abi. Mesut zirve ya bu konuda. Evet. Yani beklenti çok yüksekti çünkü. Herhalde tabii ki sezon başında 1-2 gol attı, iyi oynadı ama çok kısa bir süre. Sakatlık diyelim Cervinho ama onun dışında da iyi değildi. Yedeğe atılmıştı. Cervinho vardı Trabzon'da. Beklenti çok yüksekti yine. Mesut abi bir de şey oluyor yani. Mesut çıkınca takım coşuyor. Geçen daha hafta kötüsü, öyle oldu mesela. Yani Mesut el freni gibi oldu artık biraz Fener. Evet, işte. Mesela Kenan Karaman çok kötü oynuyor ama zaten beklenti de çok yoktu Kenan Karaman'dan. Yine de hani Kenan'dan daha iyi bir performans tabii ki, bekliyordu. Tabii ki yani hayal kırıklığı yaşatıyor ama. Burada zirvede Mesut var. Sezonun hayal kırıklığı takımı. Üç büyükler. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Ya bu açık ama ara Galatasaray açık, değil mi? Yine açık ara şu an açık Galatasaray. Açık ara Galatasaray ya. Ama bir ara Beşiktaş da böyleydi. Galatasaray da bu Avrupa performansı kurtardı İşte yani. Bak Beşiktaş da mesela şampiyonlar gibi kötüydü, ligde de kötüydü. Galatasaray'da puan puanıydı. O zaman evet. Beşiktaş çok kötüydü ama Beşiktaş yönetimi daha akıllı hareket ettiği için tırnak içerisinde. Evet. Yerli teknik adam. Evet, Önder Karaveri ile iyi. Galatasaray sürünmeye devam etti. Avrupa'dan da elenince hiçbir şey kalmadı elinde. Ligden de, kupadan da elendiler. Aynen. Evet, Premier Lig'e tatlıya geçiyoruz. Tatlı ile devam ediyoruz. Tatlı'da Premier Lig'i konuşacağız. Kadayıf var. Bunu ben kaymaklı da çok severim bu arada. Bazıları sadece ekmek kadayıfının üzerine kaymak koyar. Bunun üstünde de güzel oluyor arkadaşlar. Bu da kaymakla ilgili. Bunun üstünde her şey güzel olur. Bunun yani, üstüne beni koy, ben de vallahi, güzel gözükürüm diyorsun. Ben de yakışıklı gözükürüm bunun üzerine. Sen zaten yakışıklısın oğlum. Kendine haksızlık etme. Çok naziksin. Buyur. Premier Lig'de sezonun oyuncusu Cancelo, Bernardo Silva, Mo Salah adaylarımız. Editörümüz Mert Demircioğlu hazırlıyor bu listeleri. Eğer bir eleştiriniz olacaksa alta yorumlara Mert'e direkt Mert Demircioğlu et. Et. Evet, hangisi? Muhammed Salah şu an. Salah tabii. Bence Salah. Sezonun takımı City, Liverpool, West Ham. Çok zor tabii bu. Buraya ben Arsenal'ı da eklerim. Bence sezon takımlarında son dönemde çok iyi işler. Çok kötü başladı biliyorsun. 3 mağlubiyetle başladılar. Ama oradan bir çıkış ki çok beğeniyorum. Toparlandılar. Evet, ben ama City diyorum. City şu an için Liverpool'la böyle baş başa gidiyor. Başa baş ama ben City daha böyle. Şu an bir tık. Bu arada West Ham da çok keyifli. Ben geçen West Ham, UEFA var. Freiburg var. Sassuolo var. Aynen. West Ham. UEFA Avrupa Ligi. Konya Spor. Eşleşmesini anlattım. Sevilla eşleşmesini. Yani gerçekten muazzam keyif verdi bana David Moyes'un oyunu. Sezonun genç oyuncusu Phil Foden, Smith Rowe, Bukayo Saka. Bir kere Foden olmaz artık. Bu sene ne yaptı o kadar yani? Evet. Beklenti çok daha yüksekti milli takımdan da. Geçen senenin üstüne koyması şampiyonadan bekliyorum. Da hiçbir şey yapamadan geldi. Doğru. Hiçbir şey yapamadan geldi. Bukayo Saka son dönemde üst düzey çıkışı var. Çok oyuncu var tabii genç. Özellikle Arsenal'de de çok fazla var. Ama Saka herhalde şu an için ben son dönem performansıyla da öne çıktığını söyleyebiliriz herhalde. Teknik direktör, Klopp, Guardiola, David Moyes, Bruno Lage. Arteta diyeceğim ya. Evet. Klopp'la Guardiola aynı seviyede gidiyorlar. Çok iyiler. Zaten dünyanın en iyi iki teknik direktörü. Ama bu sezon için bence en büyük sürpriz ve beni de yanıltan, ben 10 kere kovardım Mikel Arteta'yı bak. 10 kere. Sonradan toparladı. Ama çok iyi toparladı ve 21 yaş ortalamayla demek ki arkada bilen bir şey var. Bizimkiler gibi değil ki. Biliyorlar. Kime güveneceğini, kime güvenmemek. Tabii ki. Sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu. Sence kim? Bir ara Jared Bowen değildi ya. Ama Conor Gallagher'da yani. Bunu genç oyuncu alamadık değil mi? Kaç bunun yaşı? Cancelo. 22. Tamam mı? Ama burada 21 mi sınır? Cancelo zaten en iyi çıkış yapan geçen sene de çok iyiydi ki. Ama bu sene çok daha iyi ya. Biraz daha üstüne koymadın mı? Geçen sene mesela... Ya Nkunku gibi dramatik bir yükseliş değil belki ya ama... O sağ bekten mesela onu merkeze almasıyla hani... Bir, Messi sahte dokunuşlar, bir de Cancelo var. Guardiola'nın evet. En büyük dokunuşlarından birisi pas futbolunun dışında. Jared Bowen hatırlıyor musun? Seninle çok fazla şey maç anlattık. West Ham maç anlattık. Maçın. Pandemi sonrası. Aynen. Nasıldı bu, bak devre arası transfer edildi Jared Bowen, 10 milyonuna ne geldi? İnanılmaz iyi iş yaptı. O gün bugündür devam ediyor şey, pandemiden bu yana. Aynen, bu senenin zaten en golcü ismi şeyde de. Evet. West Ham'da. Sen Bowen diyorsun. Hı hı.
Sezonun en iyi transferi. Ha, şimdi kaleciler var burada. Ben bir kaleci seçeceğim. Ben Ramsdale diyorum bunu. Abi Jose Za şu an Avrupa 5 büyük liginin kurtarış yüzdesi en büyük, en yüksek kalecisi. İkincisi de Courtois mesela Fransa'da. İnanılmaz iyi iş yaptı ama Ramsdale transferi belki de yapılmış en enteresan hamlelerden birisi. Elimde bir problemi olmayan bir durum varken, kaleci varken. Kaleci var ve o kadar yüksek parayı veriyorsun. Çok, evet. Hatta enayi falan diyenler Bert oldu. Leno var, bu parayı verdi ki ama bu bu hep bu paralara gitti. Ramsdale ve iki maç sonra galiba, ilk iki maç Leno vardı, sonra bir geldi Ramsdale. Bir daha. Çok iyi iş çıkardı. En iyi transferlerinden birisi çünkü çok şey değiştirdi. Yani Jose Sa'yı da, Jose Sa çok başarılı ve çok büyük bir gelecek. Jose Sa'yı zirveye koyuyorsun sen o zaman. Sezonun hayal kırıklığı transferi Westergaard, Jack Grealish, Saul. Bu Saul ya. Saul tartışması. Değil mi yani, verdikleri parayı falan da düşünüyorum. Bir de ben çok sevdiğim bir oyuncu olduğum için. Yani hiçbir şey alamadılar Saul Nunez'den. Ben Saul Nunez bir ara o kadar severdim ki Atletico'dayken. Bayern Münih maçlarının yıldızıydı. Bayern Münih transfer etmeyi düşünüyordu. Buraya geldi üstelik. Tamam burada kayboldu. Çok... Ya merkezde 3 kişi. Kante, Jorginho ve Kovacic. Dördüncü olacaktı ya. Çok fazla şansı da vardı. Oynamaya, etmeye. Sezonun hayal kırıklığı oyuncusu. Lukaku, Grealish, Pogba. Lukaku bence. Net Lukaku. Net Lukaku. Ve son olarak sezonun hayal kırıklığı takımı. Tottenham, Manchester United, Leicester City. Ya Manchester United varsa bu kategoride başka kimseye söylemez. Ya iyi de Manchester United şu an dördüncülük mücadelesi veriyor. Sezon başına gitsek yine aynı şeyi söylerdim ben. 4-5 mücadelesi. İki olmazdı zaten. Evet, beklentim burada, zaten buydu diyorsun. Benim son ama dönemde... Ama abi bu kadar para harcayıp... O ayrı. Her sene bu kadar para harcayıp bir türlü ama şimdi, şampiyonluk adayı olamamak nedir? İyi de bir şey söyleyeceğim. Yani? Ne biliyor musun? Kimle yarışıyorsun abi sen? Karşında Klopp, Guardiola zaten kafadan 3'ü alamıyorsun. Teknik adam işte ya. Ya üçünden daha iyi teknik otor yok ki. İstersen şeyi getir. Yani ben anlıyorum zor iş. Kimin getirmeli sence? Erik ten Hag tabii. Net. Ağzımdan aldım. %100 Erik mesela ten bak yani. Şeyi severim. Roger Schmidt'i severim. Roger Schmidt. Buraya. Ten Hag. Erik ten Hag. Net. Bir tık daha üstü yani net. Kesinlikle öyle olması lazım. Roger Schmidt çünkü bir tarz oynatır seni şeye. Maratoncu değil. Seni zirveye götüremez. Ama etkileyici, atraktif bir futbol ortaya koyarsın. Son ama sorumu soruyorum Orhan, kategori dışı. Sancho'nun çıkışını nasıl buluyorsun? Yani zaten biraz çok düzenli... Çok daha iyi olacak tabii ki. Biraz düzenli oynayabilse, yani oynamaya başladı zaten görüyorsun. Biraz takım düzen otursa, bu takımlar çok önemlidir yani şey... Dünyanın en iyi futbolcusu ol, eğer takım... Şimdi Jared Bowen'dan bu kadar konuşabilir miydik West Ham böyle o kadar tabii iyi olmasa? Aynen öyle. Veya Jesse Lingard da vardı bak, bu arada çok görmedik. Yani oyuncular bazen bunun ben birebir yaşadığım için söylüyorum. Hatırla sen o gün beraber maç anlattık. Sen daha doğrusu sen anlattın ben yorumladım. Frankfurt'tan 5 yılı Bayern Münih. Arkadaş o önde Kovac dönemi. Kovac dönemi. O sürece kadar Boateng'e bir sallıyorlar. Bak. Boateng'den Bayern Münih'in bütün oyuncularına bir sallıyor. O oyuncu grubuna tek bir transfer yapmadan hiç yenilgisiz Bahsettin. Şampiyonlar Ligi'ni aldı, ligi aldı, kupayı aldı. 7 kupa aldı bak. Aynen. Kıtalar arası kupayı aldı. Avrupa Süper Kupası'nı aldı. Almanya Süper Kupası'nı aldı. Her şey aldı. 20 maç hiç kaybetmeden şampiyonlar gibi. Barcelona'ya 7 attı. Tottenham'ları rezil yani, etti herkes. Skor olarak ama öncesinde bir sallıyorlardı. Boateng'in ne milli takımdan da düşmüş, ne iş var bunun burada? Sakattır. Bir Boateng değil, hepsine. Evet. Demek istediğim şu. Bir teknik direktör değişir, bütün oyuncular bir yerinde kral olur. Bu kadar basit. Tam tersi de bir şeydir. Ben hep derim, Klopp'tan giden oyuncu almayın. Coutinho'yu gittiği gün söyledim, bakın dedim. Kagawa gitti bir şey olmadı, Nuri Şahin gitti bir şey olmadı. Klopp'tan oyuncu almayın. Evet. Bir tek Lewandowski, zaten bellidir yeteneği. Ama o zaten yani geldiği nokta belli. Evet, bu hafta liglere ara verildiği için ortaya karışıkta böyle bir sezon bu bölüme kadarki değerlendirmeleri yaptık ve noktalıyoruz. Orhan ağzına sağlık. Keyifliydi. Sezon sonunda bakarız. Nerede iyiyiz, nerede kötüyüz. Az da bir zaman kaldı. Yine yaparız bunu. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.